Zeynep Düvenci. Bir dünya lezzetin peşinden Güney Kore'nin başkenti Seul'deyiz. Nüfusu 10 milyonun üzerinde olan şehir, dünyanın en kalabalık 13. kenti. Ticaret, yönetim, kültür, eğitim, teknolojinin merkezi. Dünyanın birçok markasını da bünyesinde bulundurmasıyla ülkenin ekonomisine katkısı çok yüksek. Hanbok kıyafetini giydim, şehri keşfe Gyeongbok Sarayı'ndan başlıyorum. Joseon Hanedanlığı'nın 1395 yılında inşa ettiği bu saray, Hanedanlığın inşa ettiği 5 sarayın en büyüğü. Joseon Hanedanlığı'nın ana sarayı burası olduğuna göre dolaşmaya geleneksel kıyafetimle başlayabilirim. Seul'de tapınak yemekleri yapan bir restorandayız. Burada sadece vegan yemekler var. Hayvansal ürünler, acı, baharat, soğan, sarımsak asla kullanmıyorlar. Nedeni ise ağırlık yapacak hiçbir şeye izin yok. Beden ve tamamen beynin sağlığı için yemekler en sade şekilde hazırlanmış. 6 çeşit yemek geldi önümüze. Hemen şöyle hızlıca bir anlatayım size. Amuse-bouche'la başlıyoruz. Amuse-bouche nedir? Böyle hoş geldiniz, size bizden minik bir hediye gibi damağı serinletiyoruz. Sonrasında erken kahvaltı dedikleri böyle bir pilavdan yapılma ezme var. Ondan sonra soğuk tabağı geliyor. Burada soğuk tabağında bir sürü çeşit gördüğünüz noodle'ı var, yeşilliği var. Ve benim sizler için tatmak istediğim bean jelly dedikleri bir şey hayatımda ilk defa gördüm. Sonra bir ara sıcak tabağı, sonra ana yemek ve tatlıdan oluşuyor bu menü. Şimdi ben bunların hepsini yiyemeyeceğim ama gerçekten bizlere çok farklı, hiç duymadığımız şeyleri tatmak istiyorum. Bunlardan birincisi bu bean jelly dediği, sordum nedir bu? Bildiğiniz fasulyeyi alıyormuş. Mısır nişastasıyla eziyor ve sonra bu şekle sokuyor. Hiçbir şey koydurmuyor üstüne. Deniyorum efendim. Hafif bir susam tadı alıyorum. Çok değişik, acayip keyifli, hiç alışık olmadığımız bir tat. İkinci tercihimi bu tabaktan başlangıç tabağı olarak verdiği soğuklardan. Bu noodle buranın İmza yemeği dedi. Hiç görmediğim bir noodle hakikaten. Üzerinde de değişik bir mantarla armut ezmesi yapmış. Dolayısıyla seçimim bu olacak. Evet, şöyle. Gelirse o bana gelmek isteyecek mi bakalım. Şöyle, evet. Yapıp nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Armut, mantar. Her zaman tatlı tuzlu, güzel bir... Gerçekten güzel bir lezzet oluşturmuş. Hafif de acılık var. Ve tabii ki olmazsa olmaz tatlıya geçeceğim. Geçmeden önce ana yemek klasik hep bir pirincimiz var, pilavımız var. Üstüne de burası vegan olduğu için sadece ot koyuluyor. Dolayısıyla onu pas geçiyorum tatlıya. Tatlıda açtığımızda böyle bir minnoş bir hani şekerpareyi andıran bir şey çıkıyor ama dedik ki bu tatlı kurabiye. Bakalım bunu deneyelim. Bunu şöyle elimle alacağım ve yanında bir çayla ikram ettiler. Çay da orman bitkilerinden yapılan bir çaymış. Hafif lokmantısı da. Ama çok güzel. Evet, ne kadar çok değişik lezzetle tanıştığımı size anlatamam. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Her şefin olabileceği gibi. Çayı da deniyorum. Çok iyi. Çok güzel bir denge oldu. 1700 yıllık geçmişi olan birbirinden güzel tapınak yemeklerini tatmaya devam ediyorum ben. Güney Kore'nin başkenti Seul'de Tongin pazarına geldik. Bu pazar yine üzeri kapalı, en sevdiğimiz bir sürü yemeklerin olduğu, kıyafetlerin, hediyelik eşyaların satıldığı mekan. Buradaki tek fark böyle paralar veriyorlar. Bu paralar Kore'nin eski geleneksel paraları. Bir de böyle kutu tutuşturuyorlar elinize. Bu parayla eğer böyle kırmızı levhalar var, onu gördüğünüz dükkanlarda bu parayı kullanarak aldığınız yemekleri bu baksa, bu kutuya koyuyorsunuz ve yiyorsunuz. Yani sadece yemek hakkınız bu kadar. Yiyip bitirip tekrar başlayabilirsiniz. O zaman ben sevdiğim yemeklerle bu kutuyu doldurmaya başlıyorum. Bir, iki, üç... 4 Pazarda kutumu doldurdum. Bence bu kadar yeter. Kimchi her yerde efendim. Kimchili dumpling yememiştim. Onu denemeye karar verdim. Tavuk, buradaki tavuk bence en iyi. Bir de pirinç suyu kattım tepsime. Nedeni de yediklerini inanılmaz hazmettiriyormuş. Pazarda gezerken soldan bir kahve kokusu geldi. Dayanamadım. Döndüm bir baktım. Bunlar aslında burada kahve kavurma şampiyonu olmuşlar. O zaman bu kahve denenmeli dedim. İmza kahvelerini yaptı. Deniyorum. Çilekli kahve hayatımda içmedim. Bunu tam alırken bir de croissant vardı, matchalı. Onu da alayım dedim. Onu da deneyeyim dedim. Bu kadar güzel lezzetle pazarı gezmeye devam. Güney Kore'de şabu şabu yemeye geldik. Şabu şabu nedir? Bir Vietnam yemeği ama Koreliler çok tüketiyormuş efendim. Sofranın ortasında bir tenceremiz var, ikiye bölünmüş şekilde. Bir tarafında normal su, diğer tarafında acılı su kaynıyor. Gidiyorsunuz büfeden seçtiğiniz işte noodle'mış, etmiş, balıkmış, sebzeymiş alıyorsunuz. Geliyorsunuz masanıza ve bu suda pişirerek yiyorsunuz. Nasıl mı yiyorsunuz? Hadi gelin beraber yapalım. Ben ne seçtim? Et seçtim, biraz noodle, birazcık da sebzem var. Şimdi öncelikle nasıl yiyorsunuz? Bu pirinç yufkasına sararak yiyorsunuz. Bunu yanınızda size getirdikleri sıcak suda yumuşatmaya bırakıyoruz. O sırada normal tarafa Korelilerin çok yediği balık pankekini koyuyorum pişmeye. Ondan sonra verdikleri maşayla etimi alıyorum ve bunu acılı tarafta yapacağım. Şöyle 2-3 tane et alayım. Acılı tarafa koyuyorum Bu sırada bakıyorum pirinç yufkam ne durumda? Bu arada önümde bir sürü sos var. Bu pirinç yufkasına pişirdiğim eti sardıktan sonra bu soslara batırarak yiyeceğim. Birazcık da soya filizi atalım. Yes. Evet. Pirinç yufkam yumuşadı. Pişen etimi ve soya filizimi alıyorum. Evet, burada da eklemek isterseniz böyle değişik yan yemekler var. Onları da koyuyorum. Bu arada şunu bir çevireyim. Bunu acılı tarafa almaya karar verdim. Birazcık da acı olsun. Evet. Pirinç yufkamı sardım. Soslar acı sos, soya sos, yer fıstıklı sos. Bir sürü sosum var. O zaman batırıp bakalım nasıl olacak. Ay, en sevdiğim yer fıstığını da batırmadan olmaz yani. Evet. Kore'de yediğim en iyi lezzet diyebilirim. Ben yemeye devam ediyorum. Daha çok saracağım pirinç yufkası var. Seul'de en kalabalık cadde olan Itaewon'dayım. Efendim, en kalabalık caddede ne olur? Kafeler, restoranlar, mağazalar. Her yerde kremler, bakımlar, bakımlar. Güney Kore başkenti Seul'de en sevdiğim yer açık pazar Gwangjang'dayım. Efendim, burada yemeğin yanı sıra hediyelik eşya, kıyafet dükkanları da var. Ama Zeynep nereye gider? Tabii ki yemek olan yere. Evet, pazarda ne yiyeyim diye sordum. Mong bean pancake dediler. Efendim, bu bir fasulye, mücvere de benziyor. Şimdi tadıp yorum yapacağım. Aynen dediğim gibi mücver, içinde de bir sürü yeşilliği var, pakçoy var. Gayet güzel lezzeti. Başka bir lezzet denemeye devam ediyorum. İşte o an, bu an, pirinç keki, bol sütlü, yaban turbu. Acı, tatlı, her şey bir arada. Çiğne çiğne dur, muhteşem. Güney Kore'nin başkenti Seul'de Hanuk eti yemeye geldik. Hanuk bu ülkenin en değerli eti. Aynı zamanda dünyadaki en pahalı et. Efendim aynen burada gördüğünüz mangalda kızaran bir et bu. Yapıyor yani kendi aşçısı var yapan. Yapıp bana servis edecek. Etin değeri var. 1'den 9'a kadar. Bunun en değerli olanı 1++ olanı. Bunun nedeni ise en az yağlı olması çok önemli. Evet. Biz eti hazırlarken bu hanımefendi yanında neler var onları anlatayım. İşte domatesi, salatası, acı biberi, ondan sonracığıma brokoli var. Kimchi burada farklı. Daha çok böyle salçalı olan kimchi. Bu sefer biber salçası yok. Bizim turşumuza daha yakın bir kimchi yiyeceğim. Yanında soğuk noodle'la ve böyle bir değişik kızartılmış kimchi ile yiyeceğiz bu eti. Evet sanırım hazırlanıyor. Yanında sebzeler falan da kızartacak. Bizim mangalın başka bir versiyonu diyelim. Evet. Ben de bu sırada birazcık tabağımı doldurayım. Nelerle yiyebilirim? Şöyle biraz salata alayım. Salata tamamen susam yağı konulmuş. Ya bunların metalleri de acayip kayıyor. Biraz acı alalım. Evet, brokoli tabağımı şenlendirsin. Yeşili her zaman çok seviyorum. Sos olarak acı wasabi var. Acıyı severiz. Birazcık hardal koyayım. Bu arada Hanuk Türkçesi şöyle Han, Kore, U et demekmiş. Ondan ismi Hanuk. Kızarttıktan sonra da bölüyor. Çok merak ediyorum bu kadar dünyanın en pahalı etinin lezzetini. Daha önce ya benim yediğim Wagyu ve mesela Kobe eti vardı. Ben hani buraya gelene kadar Kore'ye en pahalı, en hani değerli etlerin onlar olduğunu düşünüyordum. Bu et onlardan da daha üstteymiş. Bu arada restoranda hep böyle oda oda. Ayrı açık değil. Bu restoranın özelliği bu. Odalarda yiyorsunuz. Koku hiç yok. Bu inanılmaz bir havalandırma. Nasıl bir çekiyorsa hiç hani yağda pişen etin kokusunu açıkçası almadım. Evet etim hazır. Bu böyle bir kendince bir ısıtıcı. Altında mumlar var. Etimi ben yiyene kadar, bitirene kadar sıcak tutuyor anladım. Evet taş böyle çok hafif bir sıcaklıkta, gerçekten eti soğutmayacak sıcaklıkta. Evet, şimdi deneyeyim bakayım. Evet efendim, aldım. Önce sossuz falan denemek istiyorum. Wow. Dolu dolu, çok leziz. Tabii ki şimdi bunu değişik versiyonlarıyla da deneyeceğim. Yan yemekleriyle, noodle'larıyla. Bu muhteşem tecrübe için çok mutluyum şu anda. Yemeğe devam ediyorum. Güney Kore'nin başkenti Seul'un en kalabalık caddesinde en ünlü tavukçusuna geldim. Kore'de tavuk olmazsa olmaz. Hele bu çeşidi çok yenilen. Sadece tavuk var. Giriyorsun hop hop devam gezmeye. Ben de sadesi, acılısı, soyalısı, ballısı böyle her çeşidinden birazcık tadımlık aldım. Sanırım acılıyı yiyeceğim. Yine bir maşam var. Elle yeniyor. Maşayla alıyorsun, tabağına koyuyorsun, tabağından eline alıyorsun, ısırıyorsun. Çıtır çıtır. Wow. Gerçekten çok lezzetli. Bu Koreliler işi biliyor. Ben yemeye devam, sonra şehri gezmeye. Güney Kore'de, başkent Seul'de Cheonggyecheon deresindeyiz. Efendim, Seul yönetimi 2030 yılına kadar bu şehri sürdürülebilir bir kent haline getirmeyi amaç edinmiş. Bu amaç doğrultusunda bir proje yapıyor ve bu proje 2005 yılında ilk Cheonggyecheon deresinin renovasyonuyla başlıyor. Burada koca gri bir beton varmış. Bu betonu yıkıyor ve tarihi dere alttan çıkıyor. Etrafını yeşillendirerek insanlara keyifli oturabilecekleri, dinlenebilecekleri bir yer yaratıyor. Güney Kore'de yine bir yemek pişirme günü. En mutlu olduğum gün çünkü mutfaktayım. Şef arkadaşım Miss Ellie bugün bana eşlik edecek. Onun Kore mutfağından yaptığı bir tadı, benim Türk mutfağından yaptığım bir tadı beraber tadacağız. Ben ne yapacağım? İrmik helvası. Orta Doğu kültüründen bize geçen helva, kırsal kesimlerde beslenmek için var olurken saray mutfaklarının kutlama tatlısı olmuş. Bizlerinse doğumdan ölüme her daim tatlımız. Evet efendim. Hi Ellie, how are you? I'm good, how are you? Very good. So what are you gonna cook us today? I'll teach you how to make tashi, one of our traditional Korean dessert. Dessert? Mm-hmm. Oh, very nice. Okay, I'm so excited to taste it. Mm-hmm. And you're gonna like shape them? Yeah, with this mold. Wow, so you have molds. A special mold for making this special shape. Okay, so I'm gonna do also a traditional Turkish dessert to you. Which is so important for us. It's helva, kind of helva. Mm. İrmik helvası. This is irmik. I see. Like semolina. Oh. Turkish semolina, yeah. And it's mixed with milk and water and sugar. Butter. You're gonna see. Yeah. So let's start. Okay, let's do it. Okay. Mm-hmm. Eli tatlısını hazırladı, ben de tatlımı hazırladım. Şimdi onun böyle bir geleneksel sarış şekli varmış. O onu yapacak, ben de tabakta bunu yapacağım. Sonra da tadacağız. Evet. Yes. Please start. Yeah. So this is mine. Please have a look. I have look. Yeah. Wow. It's wonderful. It's a piece of art. Yes. Really. Oh, that's wow. Mine is still hot. It has I see. Actually time to. Yes. Wait a little bit, but I can't wait. Just want it right away. It is eaten hot, but it also may be eaten like cold. Oh, I see. The next day would be much better. The new tradition to eat is these days with ice cream, vanilla ice cream. But of course, the traditional way is just simple. Plain. Yeah, this one, plain. Wow! And also, they put some orange peels inside, lemon peels. It has so many variations. Yeah, also from city to city in Turkey, the way of helva doing is and it has lots of varieties, of course, kinds we can say. Evet, birazcık da tarçın koyayım yani bir süsleme yapayım. Bir süsleme yapayım efendim. So that's cinnamon powder. Cinnamon, yeah. Wow. Kokusu muhteşem. Canım tatlım ya, canım Türk mutfağı. So, bak heyecanlanıyorum yine. This is my traditional shape of wrapping box for you. Thank you so much, really. Hadi, let's taste. Yes. So, change. This is for you. Oopsie. So we actually have this one with tea. Yeah. Ah, it's with tea? Mm. Okay. Would you like some tea with it? More it's okay. Try I mean, now. Let me try now. Mm-hmm. And while we sit and chat and have our desserts, we're going to have tea, definitely. Sure. Okay. Okay. So let me try. Mmm. Mmm. You like it? It's different, of course. Too many, yani sugar. As I tasted your desserts, you don't have any butter. Evet, yani ona da garip geliyor çünkü bizim tatlılarımızda onlarda sadece evet yani tatlandırıcı olarak bal var, şey olarak da yağ olarak da tamamen susam yağı yani. Hiç alışık olmadığı bir tat. Evet efendim, muhteşem bir lezzet karmaşası ve değişikliği içindeyiz ikimiz de. Çok mutlu oldum. Thank you very much. Opening your kitchen, having me in your kitchen. Thank you for really appreciate us. Türk mutfağı çok güzel. Çok güzel. Bravo. And I love kebab. Yes. Bravo. Kebabı da çok sevmiş. O zaman ya. Thank you so much for everything. Efendim biz çayımızla tatlılarımızın keyfini çıkarıyoruz. Sonra şehirde görüşürüz. Güney Kore'de, Seul'de Lotus Lantern Festivali'ndeyiz efendim. Ne demek? Nilüfer Çiçeği Feneri Festivali. Her yıl bu zamanda Buda'nın doğum gününü kutlamak için yapılıyor. Eskilerden daha dini bir törenmiş ama yıllar zaman geçtikçe insanları bir araya getirmek için kutlama bir bahar festivaline dönüşmüş. Biz de buradayız. Bir şanssızlık var ki çok fena yağmur var ama herkesin enerjisi bu festivali kutlamak için çok yüksek. Biz de kutlayacağız. Hep beraber bakalım neler olacak. Güney Kore'nin başkenti Seul'den size yağmurlarla ve koca bir festivalle veda ediyoruz. Ben bu şehri çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.